Ama Selahattin Demirtaş PKK'larla YPG'lerle işbirliği yapan bir adam. Bu adam vatan haini. Bu adam terörist. Adam çocuğunu babasız bırakıyor. Sen babasız kalma. Senin çocuğun babasız kalmasın. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Kürt sorunu HDP'ye çözebilir. Kürtlerden oy çalmaya çalışıyor. Cidden Kürtler HDP'ye oy vermiyor. CHP'liler veriyor. Kürtler hiçbir zaman HDP'ye oy vermemiştir. Yani böyle canımı alsınlar ben yine bozkurt yaparım. Cihan İslam Türk. Cihan'da Türk İslam hakimiyeti. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Kemal Kılıçdaroğlu yine enteresan bir açıklama yaptı. Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Peki vatandaşlar neler düşünüyor? Bugün İmraniye'deyiz. Cevapları alacağız. Acaba Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü Kürt sorunu nedir? Yani ben şu anda günümüzde Kürt sorununun olduğunu düşünmüyorum ama vatandaşlarımız düşünüyor mu? Hep birlikte cevaplar alalım. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? İyi seyirler. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Abi şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kürt var, Kürt var. Ben Kürt'üm. Ümraniye Ülke Ocakları'nda okuduğum lisenin bir dönem teşkilat başkanlığını yaptım. Benim gözümde vatanını seven, bir de hani öncelikle şöyle söyleyeyim ondan sonra örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti altında Türkiye Cumhuriyeti Türklerin değil. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin değil. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'de yaşayan vatandaşların. Ben bunu Kürt asıllı olarak söylüyorum. Bu cumhuriyette Türk de onların, Kürt de onların. HDP zihniyeti, o Elif bilmem ne vardı, Figen vardı. Bu insanlar böyle sırtlarını dayayarak biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz diyen insanlar. Bu insanların, bu Kemal Kılıçdaroğlu bu insanlara madem çözebileceğiz diyor ya, Ömer Halis Demir'in, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Fethi Sekin'in ailesine nasıl hesap verebilecek ya? Vatan hainlerini destekleyerek bunların ailesine nasıl hesap verebilecek ya? Bu adamlar canlarını verdi ya. Bu adamlar canlarını verdi ki buradaki insanlar rahat rahat geçsin diye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da diyor ki o adamlara oy verin diyor, o adamları destekleyin diyor. Ki buna şaşırmıyorum bak. Şaşırıyorsam şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Çünkü bir önceki seçimlerde zaten diyorlardı. Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye. CHP'li evlerin çoğu HDP'ye oy verdi. Ya vermeyin. Bak ben Siirtliyim. Diyarbakır'da doğdum. Batman'da büyüdüm. Her yaz oraya gidip geliyorum. Kürtsün. Kürdüm. Ya Kürt oğlu Kürdüm. Benim soyumda bir tane Türk yok. E-Devlet'ten bakıyorlar. Benim bütün sülalem Kürt. Ben sana Kürtçe de konuşurum. Ezortak Kuzeciye haynanım. Ya ne kadar hain varsa Allah belasını versin. Bu hainler kim biliyor musun? Faşist. Bir de bu Kürtler. Ya biz ülkücüyüz, biz faşist değiliz. Biz asla bir insanı Kürt diye dışlamıyoruz. Ki dışlayacak olsalar ben Kürt'üm. Beni teşkilat başkanı yapmazlar. Ama bu Kürtleri ben dışlarım. Bak nasıl Kürtleri PKK'ya, HDP'ye destek veren Kürtleri ben babam olsa dışlarım. Ya çünkü bunlar Kürt değil. Bunlar vatanı bölmeye çalışan insanlar. Oradaki sorun ne? Hangi sorunu çözebilirler? Bir tanesi çıkmış geçen diyor ki Kürtçe konuşmasınlar. Senin konuştuğun Türkiye'de konuştuğumuz bütün kelimelerin çoğu zaten yabancı kökenli kelimeler. Bu kadın o tarafta doğmuş, o tarafta büyümüş. Bu kadın nasıl Türkçe konuşsun? Ya zaten başımızdakiler buna saygı gösteriyor. Televizyon programlarında rahat rahat Kürtçe konuşabiliyorlar. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Kürt sorunu var mı şu an? Kürt sorunu var ama affedersin bunların sorunu Kürdistan kurmak. Bu Kürt sorunu değil, bu Oros. Eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu çözmeye çalışıyorsa kusura bakmayın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sorunu. Bu Kürt sorunu değil. Ben Kürt'üm. Ben oraya gidiyorum, oraya geliyorum. Benim herhangi bir sorunum yok. Allah'ıma bin defa şükürler olsun ki ben vatanda millet bak ben nasıl titremeye başladım sinirden ya. Benim en büyük hayalim zaten şehit olabilmek. Allah'ım beni o makama layık göstermek. Ya ayıp ya. Hangi sorununu çözecek? Bunların sorunu o bölgede Kürdistan'ı kurmak. O sorun değil. Biz başını ezeriz. Herkesin başını ezeriz. Süleyman Soylu diyor, oh diyor sizin paralarınız PKK'ya gitmiyor. Aynısını ben söylüyorum. Oh paranız PKK'ya gitmiyor. Orada ne kadar ibne, uyuşturucu, kokain, onların tohumu varsa hepsinin parasını, pulunu, hepsinin ocağını çürütüyorlar. Bunların ardına gidiyor. Onlar orada rahat rahat uyuşturucu satsınlar. HDP yani CHP'liler HDP bizimle ittifak halinde değil diyor. İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Adamlar açık açık söylemiyor diye bir şey de yok. Açık açık da söylüyor. Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye diyor. Ben niye buna inanayım ki? CHP'li adamların çoğu HDP'ye oy veriyor. Benim tanıdığım bizzat şahsiyetim gördüğüm insanlar HDP'ye oy verdi. Ya HDP partisinin geç. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi ki asla yapmaz. Allah o günü de göstermesin. Vallahi billahi Milliyetçi Hareket Partisi dese ki biz sırtımızı YPG'ye, PKK'ya yaslıyoruz. O da vatan haini bir partidir. Bunu HDP diyor. Sen niye vatan haini? Sen niye senin bu ülkenin öz evladını şehit eden adam çocuğunu öldürdü. Ya çocuğunu babasız bırakıyor. Bizim şehitlerimiz çocuğunu babasız bırakıyor ki sen babasız kalma. Senin çocuğun babasız kalmasın. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Kürt sorunu HDP'ye çözebiliriz. Seçimler yaklaşıyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu yalıyor. Biraz daha yalasın. Kürtlerden oy çalmaya çalışıyor. Ama Kürtler HDP'ye oy vermiyor. Cidden Kürtler HDP'ye oy vermiyor. CHP'liler veriyor. Ya Kürtler bak oradaki herkesin çoğu AK Parti'ye oy veriyor. Ben Kürt olarak
olarak MHP'ye oy veririm. Kürtler hiçbir zaman HDP'ye oy vermemişti. Bir zaman bu CHP başta olduğu zamanlar geliyorlardı. Kürtlerin erzaklarını falan alıyorlardı. Kürtler daha çıkıyordu. Ne yapsın? Sen bu adamın erzağını al. Sen bu adam daha yani asıl Kürtlere zulmedenler kendileri miydi? Zamanında öyleydi. Şu anda başta olmadıkları için öyle. Benim anneannem Türkçe konuşmayı bilmez. Mahkemeye çıktığı zaman Kürtçe bir ifade veriyordu. Kabul olmuyordu. Ne dediğini anlamıyoruz biz senin dedi. Olmaz. Ama bak şu an rahatça her yerde kendini ifade edebiliyorsun. Kendi hakkını savunabiliyorsun. Zaten onları ezen onlar ya. Zamanında CHP Kürtleri ezdi. CHP onlara ya vallahi billahi tillahi ölümü gör. CHP Kürtlere anneanneme öz anneanneme öz dedeme. Ya ne bileyim süt, şeker, pirinç satmıyordu, vermiyordu. Kürtsünüz diyordu, vermiyordu. Ben o dönemlerde biz Kürtüz diye Kürtçe konuştuk diye bizi evden attılar. Düşmez kalkmaz bir Allah insanoğlu şaşar beşer. Bir hafta olmadı ölümü gör onların evi yandı. Bak ölümü gör onların evi yandı. Bunların hepsi CHP zihniyetli insanlar zaten. Şurada bir AK Partili'yi çevir, bir MHP'liyi çevir. Hangi insan Kürt'ü dışlar ya? Kim dışlar? Şuradaki insanlara bir sor. Hangi partiyi destekliyorsun diyor. Hangisi beni ben Kürt olduğum için dışlar? Ya zaten bu herkes mesela bunu Türk insanlar genelde söylüyor. Kürt insanlar biraz daha dinine bağlı kalmış insanlar. Bunu herkes söylüyor. CHP'nin de en büyük sorunu zaten dinle. Başörtüyü çıkarmakta ya. CHP'nin dinle sorunu hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Ben hangi CHP ile konuşsa onların başındaki o başörtleri çıkaracağız. Ben şu anda Nezih Tezan'ın o sesindeyim. Benim sınıfımdaki bir çocuk dedi ki ben çarşafların otobüse binmesinden rahatsız oluyorum dedi. Sen bu çocuğa ne anlatırsın? Döver misin sabah mı bırakırsın? Yani bu insan da CHP'li. Bu insan da solcu. Ben bütün CHP'liler böyle demiyorum. Ama CHP bu tür o zihniyette olanlar CHP'li. Ben bu tür başörtünü karşılıklı AK Parti destekleyen görmedim. Ya affedersin olup da ne bileyim tarzında şey olan insan AK Parti'ye oy veriyor. Gördüm. Bu normal bir şey. Çünkü hiçbir yerde doğru değil. Belki ben de doğru değilim. Belki sen de doğru değilsin. Hani AK Parti ya şu şöyleymiş de AK Parti'ye oy vermiş. Bunlar boş muhabbetler. Ama nerede bu tür zihniyette insanlar var? Bunlar zaten CHP'yi veriyor. Kürt sorunu falan yok. Onlar oy çalmak için, oy almak için uyduruyorlar. Ya zaten CHP başa gelse Kürtleri ezecekler. Vallahi billahi tillahi. MHP başa gelse, ülkücüler başa gelse hiçbir Kürt'ü ezmezler. Çünkü bu adamlar vatan millet aşığı. Ha vallahi billahi tillahi de İslamiyet adına en çok savaş, en çok cihadı Ruslar verseydi ben Rus milliyetçisi olurdum. Türkler veriyor, ben Türk milliyetçisiyim. Kürt asıllı bir Türk milliyetçisi olmaktan da onur, gurur, şeref duyuyorum. Ya ben var ya, yani böyle canımı alsınlar ben yine bozkurt yaparım. İslam Türk, cihanda Türk İslam hakimiyeti. Bundan yüzyıllar öncesine bak. O zaman da Türkler İslamiyet adına savaşıyordu. Şu anda da bizim tek derdimiz İslamiyet zaten. Biz Çanakkale Savaşı'nda da Türk-Kürt omuz omuzaydık. Bu adamlar Türkleri, Kürtleri birbirine düşürmeye çalışıyor. Bizim düşmememiz lazım. Ya bizim bizden başka dostumuz yok. Bizim milletimizden başka dostu yok. Bak Türk'ün Türk'ten demiyorum. Bizim milletimizden başka dostu yok. Gerek yok böyle boş şeyler çıkarmaya. Ha bizim halkımız da cahil bir halk değil. Ben ona inanmayacağını düşünüyorum. Ki inanmayacağından da eminim. O yüzden böyle boş muhabbetler yapmaya gerek yok. HDP'ye oy veren de benim gözümde vatan haininin özüdür. Kendisi, ta kendisidir. Benim diyeceklerim... Sizce Selahattin Demirtaş'a mesela bazı HDP'liler, hatta CHP'liler, hatta bazen İYİ Parti'de Meral Akşener tarafından da açıklamalar geliyor. Selahattin Demirtaş özgür bırakılması hususunda açıklamalar yapılıyor. Sen ne düşünüyorsun? Selahattin Demirtaş şu an bizim ülkemizdeki en iyi siyasetçidir. Bu siyasetçi nasıl bir? Siyaset yalandır. En iyi yalan söyleyen de en başta olur. Adam ben seni kandırabiliyorsam, kendime oy verebiliyorsam bu benim iyi bir siyasetçi olduğumu gösterir. İyi veyahut da kötü. Selahattin Demirtaş iyi bir siyasetçi. Ama Selahattin Demirtaş PKK'larla, YPG'lerle işbirliği yapan bir adam. Bu adam vatan haini. Bu adam terörist. Sen bu adamı içeri tıkacaksın. Ya demiyorlar mıydı? Hadi gelin bizi içeriye alın. Bir sabahansızın tereyağından kıl çekermiş gibi aldık içeriye koyduk. Onun da sonu Abdullah Öcalan gibi olacak. O da kendini böyle Kürtlerin başında görüyor da olmaz. Olmaz. Bu adamlar Türk'le Kürt'ü birbirinden ayırmaya çalışan, orada devlet kurmaya çalışan insan. Bak ben kendim tekrardan söylüyorum. Ben Kürt'üm ama bu vatanı bölmelerine izin vermem. Ben canımı veririm bu vatanı bölmelerine izin vermem.